Evet arkadaşlar, Mi Home uygulamasına giriş yapıyorum şu an. Biz uzun zamandan beri bu süpürgeyi kullanıyoruz. Yaklaşık kutu açılım videosu yapmamızın üzerinden neredeyse bir 20 gün geçti. 20 gün boyunca aktif olarak süpürgenin hem silme hem süpürme modlarını kullandık. Şimdi uygulamayla alakalı benim dikkatimi çeken ve işte size tavsiye edebileceğim yönlerini göstereyim. Şu an süpürge zaten şarjda. Arkadaşlar süpürgeyi ilk telefonla eşledikten sonra mümkün mertebe yerdeki böyle sandalyeleri, işte sehpaları falan koltukların üzerine koyup evi boş bir şekilde bıraktık. Ve şu kenardaki 3 noktaya tıklayarak Vacuum Along Borders seçeneğini aktif hale getirdik. Bu şu işe yarıyordu. Süpürgeliklerin hizasından, yani duvarların kenarından süpürerek daha hızlı bir şekilde evimizin haritasını çıkarmasını sağladı. Ve bu sayede biz harita üzerinden işte evimizi odalara bölerek süpürgeyi aktif bir şekilde istediğimiz yere gönderip çağırma fonksiyonunu elde etmiş olduk. Daha sonrasında zaten bu köşeleri süpürme özelliğini kapattık. Şu an gördüğünüz gibi evimizin işte şekli ve odaları falan belirledik. Süpürgenin olduğu konumda belli. Bu mavi çizgiler süpürme işleminden kalan çizgiler. Salon kısmında dikkat ederseniz böyle yuvarlak yuvarlak alanları boş bırakmış gözüküyor. Bu yuvarlak alanlar arkadaşlar sehpalarımızın, işte koltuklarımızın ayaklarının olduğu yerler. Koltukların altına, sehpanın altına, yani 10 santim yükseklikte olan her şeyin altına girip süpürebiliyor. Sadece o ayaklarının etrafını, hani oralara yetmediğini göstermek için buraları da belirtiyor. Bizim burada daha sonra kullandığımız alan ne oldu? Mesela şurada size göre sağ tarafta şöyle gri renkte bir böyle silik bir alan var. Orası bizim banyomuz. Banyonun orada arkadaşlar yaklaşık banyo kapısının girişinde 3-3,5 santimlik bir mermer olduğu için içeriye geçemedi. Biz de içeriye geçip basit bir şekilde haritayı çıkarması için oraya böyle kartondan bir rampa yaptım ben. Kartonun üzerinden çok rahat bir şekilde karşı tarafa, banyoya atlayıp o kısmında böyle basitçe bir haritasını çıkarmış oldum. Uygulamada isterseniz, yani hangi odayı sildirmek isterseniz oraya şöyle tıklamanız yeterli. Bakın örneğin Ali Hoca'yı ve yatak odasını seçtim. Şu an diyor işte iki odayı seçtiniz. Start tuşuna bastığım anda otomatik olarak o odaları süpürmeye gidiyor. Bir de şuna dikkat ettik, hani kullandıkça onu fark ettik. Örneğin ben salonu, işte koridoru seçtiğimde en son hangisini seçtiysem önce oradan süpürmeye başlıyor. Yani en son koridoru seçtiğim için öncelikle koridora gidiyor. Onu bitirdikten sonra tamamen, ondan sonra ikinci seçtiğim odaya, daha doğrusu ikinci odaya geçiyor. Şurada vakum modunda işte sessiz, standart, orta ve güçlü olmak üzere 4 çekim modu mevcut. Vakum artı mop bölümüne geçiyorum şimdi. Tabi içinde ikisi bir arada hazne takılı olmadığı için süpürge uyarı veriyor. Burada hem çekme gücünü hem de arkadaşlar su damlatma gücünü seçiyorsunuz. Biz genelde su damlatmayı level 2'de kullanıyoruz. Gayet arkadaşlar temiz bir şekilde silme işlemi yapıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir tarafı silip geri dönüp diğer tarafı silerken hemen bir önceki sildiği alanlar kurumaya başlıyor ve de çok güzel temizliyor. Sade mop modunda da şöyle 3 seviyede içindeki suyu yere damlatma hızını seçebiliyoruz. Biz yine burada level 2 kullandık. Gayet de memnunuz. Burada uygulamayı kullananlardan gördüğüm kadarıyla en büyük problem şu map management kısmıydı. Yani harita özellikleri. Arkadaşlar burada aslında çok basit. İlk seçenek Area Editor. Tıkladığınız zaman bakın şöyle bizi bir sayfaya atıyor. Burada haritamızı, robot ilk başta evin komple haritasını çıkardığında haliyle odaları düzgün bölemiyor. Yani bazı odayı kendiliğinden ikiye bölüyor, bazısına işte koridorla, mesela işte çocuk odasını birbirine bağlıyor. Buradan bölme ve birleştirme işlemi yapıyoruz. Split dediğiniz zaman herhangi bir yerden çizgi çizerek odayı bölebiliyorsunuz. Merge dediğiniz zaman da iki odayı isterseniz birbirine birleştirebiliyorsunuz. Bunlara yarıyor. Rename'de odalara isim veriyoruz. Gayet kolay, hani kendiniz deneyerek de bulabilirsiniz. Onun dışında Virtual Wall dediği arkadaşlar veya işte Restricted Area dediği,
Virtual wall, sanal duvar örüyoruz. Yani mesela biz genelde işte çocuk odasına sanal duvar koyuyoruz tüm evi süpürteceğimizde. Ne işe yarıyor? Çocuk odasında genelde yerde böyle oyuncaklar vesaireler dağınık olduğu durumlarda o odayı süpürtmemeyi tercih ediyoruz. Ama şöyle, odanın yarısına kadar süpürtüyoruz. Diğer oyuncakların dökülü olduğu bölüme bir sanal duvar çekiyoruz. Robot o kısmı geçmiyor. Restricted area ise arkadaşlar silmeyeceği ya da süpürmeyeceği bölgeleri belirliyoruz. Bu özellikle silme işleminde çok fazla işe yarıyor. Çünkü salonda belli yerlerde halılar var. Biz halıların üzerine robotun çıkıp su damlatmasını istemiyoruz. Halılara leke yapmasın diye. Restricted area, yani işte silinmeyecek bir yer ya da yasaklı bölge belirlediğinizde o bölgenin etrafında geziyor ama o bölgenin içine asla girmiyor arkadaşlar. Sanki orayı böyle temizlemeye kapatmışsınız gibi oluyor. Tabii bunu tahmini yapıyorsunuz ama hani az çok evinize hakimseniz, işte bu koltukların ayak izlerinden veya sehpanın bacak izlerinden haritada gözüküyor. Oralardan tahmini bir şeyler yapıyoruz. Tekrar geri geldim. Point vacuum dediği, ya atıyorum bir yere çocuğunuz bir şey döktü veya siz bir şey döktüğünüz yere, işte bulgurdur, pirinçtir, mutfak malzemeleri gibi. O alanı direkt yuvarlak bir alan belirleyip tıkladığınızda, bakın şöyle sizi sayfaya atacak. Şurada tıkladığım yeri böyle yuvarlak bir şekilde hemen gelip o alanı hızlıca süpürüp ondan sonra ya da işte silip işini bitirip geri çekiliyor. Bu işe yarıyor. Tekrar şuradan geleyim. Pardon, uygulamadan çıktım. Map Management kısmında Area Vacuuming var. Area Vacuuming'de arkadaşlar siz bir bölge seçiyorsunuz. Dikdörtgen veya işte kare bir bölge. Bakın şöyle. Sadece seçtiğiniz bölgeyi arkadaşlar gelip temizleyip işini bitirip istasyona geri dönüyor. Bu alanı kenardan tutup büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bu şekilde bir mantığı var. Tekrar şöyle bunu bir iptal edeyim. Quit diyorum. Genel olarak hani ana ekran kullanımı bu şekilde. Kenardaki 3 noktaya tıklıyorum. Burada Repeat Vacuuming seçeneği var. Yani tekrar sil. Yani evinizi çok kirli olarak görüyorsanız 2 kat sildirme. Yani aynı işlemi 2 kere tekrarlatabiliyoruz. Özellikle arkadaşlar mop ile moplama işleminde şu bölümde bir S modu var. Genelde süpürürken böyle S çizerek gidiyor da odanın içinde. Ama mop yaptıracağınız zaman bunu Y şeklini alırsanız çok daha temiz bir moplama işlemi yapıyor. Yani mopla bildiğiniz Y harfi çizerek gidiyor odanın içinde ve daha temiz ve güzel bir işlem sergiliyor. İşte burada vakum kayıtlarını görebiliyorsunuz. Yani hangi gün nereleri kaç dakika süpürmüş, kaç metrekare süpürmüş gibi. Rahatsız etme özelliğimiz var. Yani belli saatler arasında süpürgeyi kullanıma kapatabiliyorsunuz. Bizde bu işte akşam 11 ile sabah 9 arası süpürge hiçbir şekilde siz kullanmak isteseniz bile çalışmıyor bunu açtığınız zaman. Harita listeleri var. Birkaç tane harita ekleyebiliyorsunuz. Yani eğer eviniz dublekse alt kat üst kat gibi bir ayrım yapabilirsiniz. Robotun bu çalıştırdığınız zaman size sesli uyarılar veriyor. Mesela işte temizlemeye başlıyor ya da temizlik bitti şarja dönüyor gibi. Onların ses seviyesini açıp kapatabiliyorsunuz. Burada bir de kullandığımız, çok sık kullandığımız bir şey uzaktan kumanda, remote kontrol. Bu ne işe yarıyor? Yani süpürme işlemini yapıyor robot. Gidiyor şarj ünitesine kendini bırakıyor. Haliyle bunun içini temizlemeniz gerekiyor. Temizlerken buradan hemen uzaktan kumanda yardımıyla kendinize doğru çağırıyorsunuz. İçindeki tankını, yani pis toz haznesini söküp ve altından da fırçasını söküp temizleyebiliyorsunuz. Ondan sonra takıp tekrar ana ekrandan şarj istasyonuna geri dön dediğiniz zaman dönüyor. Arkadaşlar bizim evimiz ortalama 120 metrekare civarında diye geçiyor. Hani öyle biliyoruz. Ve evimizde halı yok. Yani halı yok derken kalın halılardan yok. Genelde kilim var. Antalya'da malum havalar çok soğuk değil. Ve kilim olan yerlerde gerçekten çok güzel bir temizlik sağlıyor. Bizim gördüğümüz şeyler şuydu. Halı kullanan evlerde belki hani nasıl olur bilmiyorum ama kilimlerin genelde köşe noktaları böyle hafif havaya doğru kalkık olduğundan robot süpürge bazı zamanlarda buralardan geçmekte zorlandı. Ama gördüğümüz mantık şuydu. Herhangi bir alana takıldığında süpürme işlemini kısa bir süreliğine durduruyor ve oranın etrafından dolanıp bir şekilde halının o engeli ya da önünüzdeki engeli aştıktan sonra tekrar o alan arkadaşlar mutlaka süpürüyor ya da siliyor. Yani hiçbir şekilde bir yeri unutup başka bir alana atlama işlemi gerçekleştirmiyor. Haritalama işlemi gerçekten çok güzel.
Şarjı da bence çok ideal. Hani 130 metrekare evleri rahat temizliyor diyorlar. Bizim evimiz de öyle yani. Açtığımız zaman tüm evi süpürttüğümüzde çok rahat şekilde geriye %30, %40 şarjı kalıyor. Zaten şarja ihtiyacı olduğu zaman da yarıda şarj, yani süpürme işlemini durdurup gelip şarjını yeteri kadar doldurup tekrar gidip kaldığı yerden süpürmeye, silmeye devam ediyor. Süpürgeyle evinizi süpürdükten sonra hani böyle temizmiş gibi görüyoruz. Ama inanın yani her süpürme işleminden sonra içinden çıkan kılın tüyün gördüğünüz zaman diyorsunuz ki biz nasıl bir evde yaşıyoruz? Gerçekten çok temiz bir işlemi var ve şu güzel oluyor. Hani siz evde yokken bile, atıyorum iş yerindeyken rahat bir şekilde sağ solu hemen cep telefonundan açıp süpürtebiliyorsunuz. Sadece şunu yapmak önemli. Eğer harita çıkardıktan sonra evinizde işte bizim bu bar tabureleri gibi taburelerimizden var mutfak kısmında. Onları genelde süpürtme işlemi yapacağımız zaman ters çevirip havaya kaldırıyoruz ki altlarına rahat bir şekilde girsin diye. Yani bazen çünkü iki engel arasında sığmayacağını anladığında süpürge orayı es geçiyor. Bu da tabii temizlikten ödün vermenizi sağlıyor. O yüzden böyle ufak tefek sehpadır, işte ne bileyim bizim mama sandalyesidir, sandalyeleri havaya kaldırırsınız, daha temiz bir süpürme işlemi elde ediyorsunuz. Bizim genel kanaatimiz, şimdiye kadar almadığımız için çok pişmanız. Gerçekten 20 gündür. Yani evi her istediğiniz anda sildirip süpürtebiliyorsunuz. Yemek yediğiniz zaman yemek yediğiniz bölümü seçip işte masanın altını süpürtebiliyorsunuz. Ya da isterseniz evi sildireceğimiz zaman biz genelde kilim olduğu için kilimlerin hepsini kaldırıyoruz. Komple evi sildiriyoruz. O da çok temiz oluyor. Yani eğer almak isterseniz, böyle bir fikriniz varsa, biz Viomi V2 Pro'dan çok memnunuz. Hem süpürme hem silmesi çok temiz. Yani alacak herkese de tavsiye ederiz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.